Otomobil günlüklerim, kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum ilk nesil Mercedes GLA 200. Test konum olan araç Urban donanım paketine sahip ve 2014 model. Bu otomobili Sivas Otantika Motors'tan temin ettim. Aracın makyajsız versiyonu. Makyajsız versiyonu 2014'te 17 yıl arasında üretilmişti. 17 sonrasında dış tampon dizaynları, far yapısı ve içerideki teknoloji anlamında bazı değişiklikler olmuştu. Araç GLA 200 Urban 7G DCT olarak geçiyor. Yani 7 ileri çift kahramalı bir şanzımanla birlikte geliyor. Mercedes'in o yıllardaki ilk küçük boylu SUV denemelerinden bir tanesi bu otomobil. Aracın üzerindeki motor 1.6 litrelik turbo benzinli, 156 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. 7 ileri çift kahramalı şanzımanla geliyor ve önden çeker. Ağırlığı yaklaşık 1500 kilo, 420 litre bagaj hacmi sunuyor ve 50 litre de depo kapasitesi bulunuyor. 0-100'ü 8.8 saniye, fabrika verilerine göre 215 km saatte son hızı bulunuyor. Bu otomobilin kasa kodu X156. Birinci neslinin kodu böyleydi, ikinci nesli ise H247. Aracın tasarımı Robert Lenstick diye bir abimiz. Bu abimiz Slovenyalı bir Mercedes tasarımcısı ama bizim bildiğimiz bazı otomobilleri de tasarlamış. Bunlardan bazıları Volkswagen Passat B6, Volkswagen Scirocco, W205 Mercedes, W212 Mercedes ve W222 Mercedes gibi otomobilleri tasarlayan abimiz. Araç Almanya, Çin, Hindistan, Tayland ve Brezilya'da üretiliyor. Platformu Mercedes-Benz MFA olarak geçiyor ve bu platform üzerine Infiniti Q30 ve QX30 gibi modellerde inşa edilmişti. QX30'un şöyle fotoğraflarına bakacak olursak bu otomobilin neredeyse aynısının olduğunu görürsünüz zaten. Geliştirmede temel alınan model bu model. Araçla birlikte 1.6 ve 2 litrelik turbo benzinli, 1.5 ve 2.1 litrelik turbo dizel üniteler kullanılmıştı. 1.6 litrede GLA 180 ve GLA 200'ler bulunuyor. 220'ye geçtiğimiz zaman M270 kodlu 2.1 litrelik dizel motor geliyor. GLA 45 formatik versiyonunda ise 2 litre M133 kodlu benzinli bir motor yer alıyor. Dizelde isimlendirmeler 180 ile başlıyor. 181.5 dizel, 200 ve 220 dizeller ise 2.1 litrelik dizel motorla geliyor. Bu dizel motor da meşhur bir motor aslında. OM651 kodlu motor. Şimdi Urban donanım paketli bu otomobilin detaylarına bir geçelim. Ön tarafta Bizenon aydınlatmalar bulunuyor. Farika ve LED sinyal lambaları var. Mercedes'in o yıllardan bu yana çok fazla kullanmış olduğu panjur da yine ön tarafta bulunuyor. Ön park sensörleri bulunuyor ve panjurla birlikte tampon altında da krom kaplamalar var. Yan tarafa geçtiğimde 5 kollu çok güzel Mercedes jantlarını görüyorsunuz. Bu jantlar birçok Mercedes modelinde kullanılmıştı. 18 inç ebatlarına sahip. Dikiz aynaları o dönemde üretilen CLA ve C serileriyle hatta E serileriyle tamamıyla aynı. Tavan üzerinde bir tane tavan rayı bulunuyor ve cam çerçevelerinin etrafı kromla kaplanmış. Bu otomobilde tampon altlarında, dodiklerde ve marşpiyerlerde plastik kaplamalar bulunuyor. SUV yerden yüksek bir otomobil, crossbow otomobil üreten firmalar aslında bunu çok fazla kullanıyor. Arka tarafına geçtiğim zaman arkada çift çıkış egzoz var. Yine oldukça sportif dizayn edilmiş bir tampon yapısını görüyorsunuz. Bagaj kapağının üst kısmı, yani camın geldiği yer basık, alt kısmı biraz daha geniş dizayn edilmiş. Bu da arabanın biraz daha iri gözülmesine sebep oluyor. GLA 200 yazısı bagaj kapağının sol tarafında yer alıyor. Stop tasarımı da aslında CLA'lara ve E serilerine de biraz benziyor. Burada bagaj kapağını Mercedes logosunun hemen altından buradan açabiliyorsunuz. Bagaj içinde krom bir kaplama bulunuyor ve elektrikli bir bagajı mevcut. 420 litrelik bagaj burada. Sol tarafta bir tane aydınlatma bulunuyor. Orta kol dayanağının arkasından bagaja erişim mümkün ve koltuklar 60'a 40 oranda yatabiliyor. Bagajın içerisinde olduğu gibi kapağın üzerinde de bir tane aydınlatma bulunuyor ve elektrikli olarak kapatılabiliyor tekrar. Şimdi arkasına doğru geçelim. Kapı hissiyatları oldukça güzel. Kapı üstleri buralarda yumuşak plastik, şuralarda deri malzemelerle geliyor. Buralarda deri. Kapı açma tuşlarının üstünde ve altında da krom kaplamalar bulunuyor. Kapı içi gözler çok büyük değil. Bu otomobil açık renk döşemeli. Açık renk döşeme gerçekten bu arabaya bir hayli yakışmış. İçerisine geçtiğimde 3 tane kafalık görüyorsunuz totalde. Ortada bir tane kol dayanağı ve içerisinden 2 tane bardaklık çıkıyor. Çocuk koltuğu koyduğunuz zaman da bu şekilde gözüküyor. Aracın üzerinde kocaman bir cam tavan var. Daha doğrusu 2 tane sunroof bulunuyor. Arkada ve ön tarafta açık renk döşemeyle inanılmaz ferah bir hale gelmiş bu otomobil. Benim bayağı bir hoşuma gitti. Döşemeler deri, ortalar ise kumaşla geliyor. 2 tane de Isofix bağlantısı mevcut. Ortaya geçtiğimde kocaman bir şaft tüneli görüyorsunuz. Bir şekerlik, bir 12 volt çıkışı ve 2 tane havalandırma menfezi mevcut. Tavan kısmında 2 tane aydınlatma var arka tarafta. Bunlar tutamakların hemen içerisinde yer alıyor. Askı aparatları, ayarlayım led kemeri, mandalları da bulunuyor. Ön koltuklar inanılmaz sportif dizayn edilmiş. Bu otomobilde neredeyse standart gibi kullanılıyor. Farklı koltukta kullanılanları da var ama ekseri bunlar kullanılıyor. Oldukça güzel koltukları var. Araçta diz mesafesi şöyle 2-3 parmak civarında. Baş mesafesi ise şöyle 4 parmak dolaylarında. Benim boyum 1.78. Cam tavanla beraber dediğim gibi görüyor musun abi, çok ferah bir
iç mekan beni karşılıyor. Araçta arkadan ön tarafa bakış bu şekilde. Bu otomobilin çok fazla siyah döşemeli, siyah kaplamalı versiyonu var. Bence alacaksanız kesinlikle açık renk döşemelisini bulun ve bunu alın. Bu gerçekten çok çok güzel. Gelelim ön tarafa. Kapı hissiyatları oldukça güzel. Kapılar da bir hayli ağırlar. Kapı üstleri yine arkadakilerle aynı. Komple yumuşak plastik ve deriyle kaplanmış. Kapı koldağının altındaki krom kaplama da oldukça güzel gözüküyor. Kapı içleri burada da çok büyük değil ve kapının üzerinde bir de bagaj kapağı açma tuşu bulunuyor. Ön kapıların altında aydınlatma da mevcut. İçerisine geçtiğimde bu sportif koltukları görüyorum yine. Bunlar inanılmaz güzel gözüküyor. Ön iki koltuk manuel olarak ayarlanıyor bu donanım paketinde. İçerisine geçtiğimde her tarafa dönebilen havalandırma menfezlerini görüyorsunuz. Altta far ayarları ve el freni kolu mevcut. Yine burada daha oldukça sportif dizayn edilmiş kadranlar var. Bu kadranları ben bayağı bir beğendim. Yine direksiyon o dönemde kullanılan E-Class'larla bile aynı direksiyon. Sol tarafında yol bilgisayar ayarları, sağ tarafında ses sistemi ve Bluetooth telefon ayarları bulunuyor. Anahtarı şöyle bir takalım. Marşını bir çevirelim bu arabanın. 85 bin kilometrede bir arabayla beraberiz. Burada yol bilgisayar verileri şöyle net, oldukça kısa, çok fazla bir detayı yok. Net bir şekilde görebiliyorsun bunları. Üstte derece ve saati görmen mümkün. Hararet ve yakıt göstergesi de kadranların içerisinde yer alıyor. Direksiyonun derinlik ve yükseklik ayarı manuel yapılıyor. Vites burada koldan vites şeklinde değiştiriliyor ve pedal shiftler mevcut. Ortaya geçtiğimde bir tane standart ekran beni karşılıyor. Makyajla birlikte en büyük değişim aslında bu ekranın değişmesiydi. Bu ekran çok büyük değil fakat bir geri görüş kamerası var. Kullanımı da aslında bana göre çok kolay değil. Biraz karışık bir ekran yapısı var. Ekranı şuradaki buton vasıtasıyla kullanabiliyorsunuz. O dönemlerde Audi ve BMW'lerde daha kullanışlı ekranlar bulunuyordu. Bakın şurada bir gösterge var. Bu park sensörü göstergesi. Bunun aynısı dikiz aynasından baktığım zaman bakın şurada arka tarafta da bulunuyor. Bu arka tarafa ön tarafa ne kadar yaklaştığınızı size gösteren bir detay. Yıllardır Mercedes bunu kullanır. Altında 3 tane havalandırma menfezi görüyorsunuz. Şurası sert bir plastik malzeme. Alt tarafta Sprinter'larda da kullanılan ses sistemi. Onun altı da burada dijital çift taraflı bir klima. Burada kapaklı gözler bulunuyor. Bunun altında bir şekerlik bir 12 volt çıkışı. Arkadakinin altında da yine bir tane kovalık bulunuyor. Bu kovalığı çıkartabiliyorsunuz. Çöp kutusu olarak kullanmanız mümkün. Onun hemen arkasında iki tane bardaklık var. Orta kısmı çıkabiliyor. İleri geri gidebilen bir koldağına bulunuyor. Bu deri kaplı. İçerisini açtığımdaysa standart bir alan beni sunuyor. Bunun içerisinde bir de USB çıkışı mevcut. Sağ tarafta aydınlatmalı bir torpido gözü beni karşılıyor. Düz bir yapısı yok ama içerisi kaplı. Yukarı çıktığımda ışıklı makyaj aynaları ve otomatik kararan iç dikiz aynası beni karşılıyor. Ön taraftaki aydınlatmaları da şuradan görüyorsunuz. Görmeniz lazım. Böyle küçük küçük aydınlatmaları var. Fena aydınlatmıyorlar ama daha büyük aydınlatmalar daha güzel oluyordu diyebilirim. Burada yine arka aydınlatmayı da sadece açabiliyorsunuz. Bu da bir Mercedes klasiğidir. GLA 200'ün iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi sürüşe geçelim. Bakalım sürüşte bize neler hissettirecek. Hadi gidelim. Böylece kibar çalışan bir motorumuz var. Şöyle sunroofumuzu kapatalım. Sunroof perdesi de bu arada elektrikli arkadaşlar. O da oldukça güzel bir detay. GLA'nın sol dikiz aynası karartmalı geliyor. Sol dış dikiz aynası karartmalı geliyor. Onu da bilgisini vereyim. Şöyle eco modumuzu da kapatalım. Eco modu biraz böyle genel çalışıyor. Yani start stop gibi çalışıyor. Onu kapattığınız zaman start stop da kapatmış oluyorsunuz. Premium markalar bazen böyle şeylerin içerisine birden fazla şey koymayı seviyorlar, beğeniyorlar arkadaşlar. GLA'nın daha önce dizelinin bir videosunu yapmıştım. Detaylı bir video olmuştu. Bu kez de yine detaylı bir video olacağını düşünüyorum. Bu otomobilin o videoda da söylemiştim. Benzinlisi çok daha iş görür. Aslında dizeli o dönemlerde çok daha fazla tercih ediliyordu, seviliyordu. Yakıt tüketiminden dolayı. Çünkü dizel versiyondaki motor 1.5 motor. Renault grubunda kullanılan motorla aynı. Fakat bu benzinli motoru öyle değil. Bu benzinli motorsa performans anlamında gerçekten çok güzel işler sunabilen bir motor. Bana göre bu otomobilin en az bu motorla alınması lazım. Çünkü dinamik bir yapısı var GLA'nın. Birçok otomobile bindim ben. Kendimin de bir Mercedes'i vardı daha önceden. Dinamik yapılı Mercedes biraz bulmak zordur. Bu o dinamik yapılı yani standart haliyle dinamik yapılı bir Mercedes bulmak zordur. Bu otomobil onlardan bir tanesi. Bu arabanın ön süspansiyonları MacPherson, arkalar çok nokta bağımsız olarak geliyor. Bu da bu dinamizme bir etki sağlıyor arkadaşlar. Bir katkı sağlıyor diyeyim daha doğrusu. GLA'nın iç mekan kalitesi gayet yerinde. Şuralar sert plastik, üstler yumuşak geliyor. Ama işte kapı üstleri olsun, diğer alanlar olsun gerçekten gayet yerinde ve güzel bir kalitesi var. Dış dikiz aynaları ve iç dikiz aynaları yeterli. Sadece kalça kısmı biraz daha, toto kısmı
çıkıntılı dizayn edildiği için orada bir görüş kaybınız özellikle dar alan park manevralarında olabiliyor ama onun dışında bir problem yok. Bu otomobilin çok aşırı fazla olmasa da farklı donanım paketleri de var. Benim anlattığım Urban donanım paket, onu tekrar söyleyeyim ama bu Urban donanım pakette gelen bu iç mekanı ben çok beğendim. Çünkü renkli döşeme evet biraz erken kirleniyor ama bu otomobil olduğundan daha ferah gösteriyor. Siyah iç döşemeli bir otomobil alırsanız, bir GL alırsanız bana çok basık geliyor otomobil ama bunu kullanmaktan keyif aldım ben. Burada bu döşemelerin çok ciddi bir katkısı var. Motor tarafında yani en aşağı bu motorla gelmesi lazım dedim. Çünkü torku, devirlenmesi, sessizliği ve bununla beraber performansı çok yerinde bu motorun. Böyle bir otomobil kullandığın zaman o dinamizmi biraz da yaşamak istiyorsun ama motor biraz güçsüz olduğu zaman o dinamizmi yaşayamıyorsun. Mesela 1.5 dizeldeki gibi evet çok güçsüz değil ama çok performans da değil. Böyle sınırlarda bir yapısı var onun. Ama bu gerçekten güzel olmuş. Aracın içerisindeki oturma alanları gayet güzel. Bakın dizlerim falan nasıl ferah oturuyorum rahat bir şekilde. Koltukların sarıp sarmalanması güzel. Yanal destekleri çok böyle kalın kalın değil. Yani benim gibi şişko biri oturduğu zaman da irice diyeyim kendime. Biri oturduğu zaman da problem çıkarmıyor. Rahat bir şekilde oturuyorsun ve seni kavruyor. Bu tarz sportif koltuklarda genelde bu problem vardır. Yanal destekler çok çıkıntılıdır. Rahat edemeyebilirsiniz ama bu otomobilde rahat ediyorsunuz. Minder uzunlukları standart. Bir tık daha iyi olsaydı daha iyi olurdu. Minder ayarlama opsiyonu vardı bildiğim kadarıyla bazı donanımlarda ama bu donanım paketinde bulunmuyor. Rahatsız etmiyor ama olsaydı güzel olur muydu? Kesinlikle güzel olurdu. Aracın direksiyonu yani E serilerinde bile kullanılan direksiyonla aynı. Yapısı güzel, ele rahat oturuyor. Bununla beraber çevirmesi, kullanması da kolay. Sert değil, yumuşak da değil. Biraz yumuşağa yakın bir yapısı var. O yüzden çok rahat bir şekilde evin tüm ferdi bu direksiyonu kullanabilir. Şanzıman DCT, GLA'larda ve CLA'larda şanzıman tork konvertörlü hiçbir zaman gelmiyor. Tamamı DCT şanzımanla geliyor. Çift kavramalı bir şanzıman. Çok sorunlu bir şanzıman değil ama tabii belli periyotlarda kavrama değiştirmeniz gerekiyor. Dizelle uyumu gayet güzeldi ama benzinliyle uyumunu daha çok beğendim. Gerçekten de tork konvertörlü yumuşaklığında vites değiştiren bir şanzıman bu. Bu DSG'den daha hızlı veya işte çok performans bir şanzıman anlamına gelmesin. Ama bu şanzıman gerçekten tork konvertörlü şanzıman gibi vites değiştiriyor. Çok az şaşırıyor ve bu motorla beraber uyumunu ben kesinlikle çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Yağ gibi kayıyorsun arabanın içerisinde. Bir yerden sonra bazen bazı otomobillerde böyle akıcılık istiyorsun. Bu otomobilde o akıcılığı verebilen otomobillerden bir tanesi arkadaşlar. Çok akıcı bir şekilde kullanabiliyorsun. Şanzımanın devir oranları da gayet yerinde. Mesela şu an 103 km hızla gidiyorum. 2000 devrim biraz altında ilerliyor. Yani uzun yolda 150'de giderken de açıkçası çok böyle ciddi bir motor sesi duymuyorsunuz. Süspansiyonlar 18 inç jantlarla beraber tabii biraz gergin yapılı. Bozuk yollara girdiğin zaman ses yapıyor. İçeride trim sesi de bulunuyor bu otomobilde. Çok fazla değil ama bulunuyor. Bununla beraber süspansiyonlar uzun yolda yormuyor. Birazcık böyle şeyi var, Mercedes payı var. Batçıklara falan girdiğin zaman o yaylanmayı önden arkadan hissediyorsun. Ama birden bir çukura düştüğün zaman, birden uzadığı zaman veya birden kısaldığı zaman süspansiyon o sesli çalışmasını hissediyorsun ve sert gergin yapıda olduğunu hissediyorsun. Uzun yola çıktığın zaman böyle bir problem yok. Bu aslında C segmentinde en çok otomobil üreten üreticilerin daha çok tercih ettiği bir ayar. Uzun yolda rahat olsun, bozuk yolda birazcık sert çalışsa da olur ayarı. Bu otomobilde de aynı ayar geçerli. Yani süspansiyon anlamında bir Mercedes yaşayamayacaksınız bu arabayı alırsanız. Ama uzun yola çıktığınız zaman evet diyeceksiniz güzel, ne güzel araba, hani çok böyle ciddi bir sesli sıkıntısı, süspansiyonsal bir problemi yok. Vites geçişlerinin yumuşaklığı bir Mercedes olduğunu net bir şekilde hissettiriyor ve direksiyon da bunu hissettiriyor. İç mekan, yani benim çok beğendiğim iç mekan değil ama bu otomobilin dışı kesinlikle eskimiyor. Çok güzel, karizma bir dış mekanının olduğunu, dış görselinin olduğunu söylemem gerekiyor. Şimdi şuradan Dortmund Airport'a dönelim. Sivas'tan taşındım ama zaman zaman Sivas'a geliyorum. Bu ikinci geri gelişim. Bu gelişimde de şöyle bir Dortmund Airport'u yad edeyim istiyorum. Şuradan sport moduna alalım bu arabayı. Burada bir de ESM modları var. Economy Sport ve manuel modları. Ve şurada sıfırdan bir kalkış yapalım. Dip gaz yaptım. Ağır kalkıyor biraz. 6000 devire kadar vites değiştiriyor. 4000 devirin üstünde de gayet güzel yürüyor. 100 120 130 140 üstünde Soto Zero'lar var. 150 160 1.5 diye Passat'lar bu yolun sonunda 185'i görüyordu.
Bakalım bu kaçı görecek. ...181'lere geldi. Demek ki 1.5 TSI Passat'ta burada kafa kafaya aşağı yukarı gidebilirsiniz. Böyle bir performansı var. Böyle anlatayım size. Arabanın süspansiyonları dediğim gibi asfaltta oldukça güzel. Ve süspansiyon yapısı standart MacPherson'lara göre biraz değişik ön tarafta. O yüzden arabanın yol tutuşu da gayet güzel. Burun dirayeti çok iyi. Sportif. Biraz böyle yaylanarak bir viraja girersiniz. Evet, o Mercedes etkisini görüyorsunuz öndeki yampalanmayı ama standart bir yolda kesinlikle hiçbir problem yok. Arka taraf bırakmıyor. Rahat bir şekilde götürüyor seni. Bakın buralar güzel hikayeler. Buralarda bile bu araba rahat bir şekilde 150-160 hızlarda dönebiliyor. Yokuş çıkarken bu 1.6 turboyla rahat bir şekilde çıkıyorsun. Çok fazla gaza basmana falan gerek kalmıyor. Dizelde biraz fazla gaza basmanız gerekiyor ama bu arabada öyle değil. Daha rahat bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Şurada bir önümü göreceğim. Evet, buraya bir girelim. Bakın atıyorum virajın içerisinde gayet rahat bir şekilde dönebiliyor. Şurada bir önümüzü görelim. Evet, burası güzel bir hikaye. Arka taraf bir tık şöyle açıldı, geri toparladı kendini. Burnu önü can çekişti az önce hissettim ama bırakmadı. Direksiyonun netliği de güzel. Yani alıştığımız Mercedes'lere göre daha net bir direksiyon yapısı var. Burası için 100-110'luk hızlar çok ciddi hızlar arkadaşlar. Burada tabii biraz arkası hafiften geldi ama yine çok bırakmadı. Şurayı bir geçelim. Abimize denk geldik. Ya benzininin toparlaması çok yumuşak. Şanzıman ayarıyla beraber. Ve çok güzel. Dip gaz yaptım şimdi. Dortmund Airport'un en dik rampasındayız şu an. Bura bayağı dik bir rampa. Atmosferik arabaların pek hızlanamadığı bir rampa. Az önce de gördük zaten. 120. Ya performans olarak gayet yeterli. 170'lerin üzerinde aracın biraz ağır ve yüksek olduğunu hissediyorsun. Ama oralara kadar hiçbir problem yok. Oldukça rahat gidiyor. Bakın burada da mesela 140'lı hızları gördük ve daha da yürüyor. Çok yürümese de 140'tan sonra yürüyor mu? Evet, daha da yürüyor. Vites geçişleri, sen de yumuşaksın ya. Çok hoşuma gitti. Bir de ısıtması çok hoşuma gitti bu araba. Çok güzel ısıtıyor. Bakın şimdi şurada Dortmund'un düzlüğüne geleceğiz. Bir son hız denemesi yapalım ve yalıtımından da burada bahsedelim size. Ya dinamik ya, bu araba benim elime çok uydu. Çok rahatlıkla kullanırım bu arabayı uzun yolda. Tabii cam tavandan rüzgar sesi geliyor biraz arkadaşlar. 180 km hızda şu an. 190. Rüzgarlı bir havadayız. 200. 209'da bırakıyorum. Fren tertibatından biraz bahsedeyim. Fren tertibatı çok içgüdüsel çalışıyor. Onu da beğendim. O da tam bir Mercedes gibi. Yani böyle hızlı bastığım zaman bile pat diye oturtmuyor. Bak mesela basıyorum, çekiyorum. Biraz yumuşak uydu tutuyor. Yumuşak uydu çekiyor. O bir hayli hoşuma gitti. Şuradan bir de modumuzu tekrar normale alalım ve devam edelim. Yalıtım şöyle, 120'den sonra ses duymaya başlıyorsun ama 150'den sonra rüzgar sesi cam tavandan ve camlardan daha fazla gelmeye başlıyor. Yol sesi hep var. Yaklaşık 80'den sonra duyuyorsun ama beklentimin altında, gayet güzel bir yol sesi var. Motor sesi standart hızlarda gelmiyor zaten. Çok az bir motor çalışma sesi geliyor. Onun dışında şöyle bir dip gaz yapmanız lazım. 3000 devirleri geçmesi lazım ki gırtlaktan bir motor sesi gelsin. Ses de biraz gırtlaktan, derinden geliyor. O da hoşuma giden bir detay oldu. Mercedes GLA böyle bir arabaydı. Gerçekten keyif aldığım bir araba. Yakıt tüketiminden bahsedeyim. Şehir içinde bu arabayla, bu motorla birlikte yaklaşık 100 kilometrede 10-11 litre civarında bir yakıt tüketiminiz oluyor. Sakin bir kullanıcıysanız bunu 9'lara çekmeniz de mümkün ama 6 biraz zor. Şehir dışındaysa yaklaşık 7 litre bandında bir yakıt tüketimi oluyor. Çok hafif bir araba değil. Evet, çok büyük de bir araba değil ama nihayetinde bir Mercedes. Ama sakin kullanırsanız bu yakıt tüketimini 5.5'lara kadar indirmeniz de uzun yolda mümkün. Onun için biraz sabırlı olmanız lazım ama sakin kullanmanız lazım. Uygun şartların, uygun yolların olması lazım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Sport modda vites düşürürken de keyifli oluyor araba. Kafayı böyle gömüp kaldırıyor. O da hoşuma giden bir detay. Şurada mesela bir tekrar 0-100 yapalım arkadaşlar. Duruyorum. Dip gaz yaptım. Kalkışı ağır.
Ama ondan sonra yürüyor. Özellikle 4000'den sonra çok güzel kavrayıp götürüyor. Çok hafif rampa burası. Nispeten düz diyebiliriz. 100. Bu şekilde bir 0-100 hızlanması var. Şuradan modumuzu da değiştirelim. GLA 200 böyle bir otomobildi. Kesinlikle mesela ben böyle bir araba alacak olsam çok uzun süre kullanırım. Keyifle kullanırım. Ama GLA'nın şöyle bir problemi var. Güncelde satılan bundan daha büyük. Benzer güçte, daha az yakıt tüketen ve yeni teknolojik otomobillerle aynı paraya satılıyor. Açıkçası bir 3008 veya bir C5 Aircross'a baktığım zaman GLA bir arkadaki sıraya kayıyor benim için. Ama temiz bir GLA bulursam bunun gibi mesela 85.000 km'de düşünebilirim. Keyifli bir araba mı? Evet, keyifli bir araba. Görüntüsü güzel, izlemesi güzel, kullanması güzel. Evin her ferdine uyabileceğini düşündüğüm bir araba. Ama durum böyle. Bu motorun çokça kronik problemi yok aslında. Düzgün kullanırsanız, yağın suyuna dikkat ederseniz, bir de turbo tarafına ihtiyaç olabilir, bakım ihtiyacı. Ona dikkat ederseniz zaman zaman çok ciddi problemleri olmayan bir motor. Bunu rahat bir şekilde uzun süre kullanabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.